Seyirciler az sonramızda da gördüğünüz 20 yıllık e, erkek muhtarı devrilip seçimi kazandı yazıyor ama az önce e, öğrendim ki 20 yıl değil tam 30 yıllık bir muhtar devrilmiş. Evet kimden bahsediyorum? Fethihtepe Mahallesi yeni muhtarı Melahat Kemaloğlu stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben tebrik etmek istiyorum Çok yine teşekkür size hayırlı ediyorum. olsun Çok yeni göreviniz. Çok sağ olun. E, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, i̇smim Elaht Kemal Yoğlu. 1971 İstanbul doğumluyum. Fethi Tepe'de, hatta bulunduğum evin temellerinde doğdum. Ee, eğitim hayatım oldu. Fethi Tepe mahallesinde e, ilkokulu, ortaokulu oralarda bitirdim. E, lisede Şişhane'de bitirdim. Beyoğlu Kız Meslek Sesi giyim bölümü mezunuyum. Daha sonra bir bankacılık hayatım oldu. Evlilik nedeniyle bankacılığı bıraktım. Ee, çok özgürlüğüne düşkün bir insan değildim. Böyle hani annesinin etekleri dibinde büyüyen bir kızdım. Bir evlilik sürecim oldu. Bazı şeyleri hani derler ya insanlar zorlukları yaşamadan güçlenemiyor. Doğru. Bunun örneği benim. Ben e, evden çıkıp e, Ok Meydanı'nda oturuyorum Fethi Tepe'de. Ben evden çıkıp tek başıma Ok Meydanı SSK'ya gidemeyen bir insandım. Oo, oradan evet, buraya. Evet e, gidemeyen bir insandım ama tamamen baskıyla erkeğin baskısıyla erkeğin egomanyasıyla ve erkek size bu baskıyı uygularken o kadar güzel uyguluyor ki diyor ki ben seni düşünüyorum ben seni seviyorum ben seni koruyorum. Aslında kadının korunmaya ihtiyacı yok zarar vermesinler yeter. Çok doğru kesinlikle çok doğru zarar vermesinler yeter biz kendi kendimizi her şekilde koruruz. Peki... E, Muhtar oldunuz bundan sonra neler yapacaksınız bunu konuşacağız ama e, nasıl bir seçim kampanyası yürüttünüz, nasıl çalışmalar yaptınız, e, kadınlardan destek var mıydı, kaç aday arasından sıyrılıp muhtar oldunuz? E, toplamda 13 adayla yola çıkıldı ama Doğru, e, tamamen alana çıkanlar 6 tane aday olarak kaldık. Mevcut muhtar 20 yıllık muhtardı. Ondan önceki dönemde vardı yani benim bulunduğum mahallede hiç kadın muhtar olmadı. Ve... Hiç kendilerinden olmayan bir insana oy vermeyecek yani düşünce tarzı olarak söylüyorum bunu onlara radikal geliyorduk biz hani kadın onların gözünde evinde oturmalı çocuk büyütmeli ben mesela kendim seçim sürecini kadın olmak radikallik için yeterli miydi orada ya inanın o kadar bastırılmış ki ya insanları mesela gittiğim aslında üzülüyorum çok üzülüyorum ben mesela oraya gittim evlere gittiğimde ya da topluluklara girdiğimde şunu gördüm. Sosyal yani televizyon izlemiyorlar bir kere. Ee, televizyon diye bir şey yok. Ee, i̇nternet kullanmıyorlar yani Facebook, Instagram, Twitter böyle şeyleri yok. Evet, Ellerindeki yok. telefonları en pahalı telefonlar. Lakin sadece bir iletişim araçları var WhatsApp. Ve kendi sohbetlerini. Ben mesela onların sohbetlerine gittiğim zaman da gördüm ki e, ...Kuran'la ait bir şey okumuyorlar. Yani kendi şıflarını ya da hocalarının yazmış olduklarını okuyorlar. Sohbet tarzı yapıyorlar. Hani bana yanlış gelen şeyler olduğu zaman ben orada sivrildim söyledim. Ya bakın ben bunun doğrusunu biliyorum. Bakın bu böyle değil şöyle dediğim zaman tepki aldım. Aldım ama hani dedim ki şöyle bir şey e, okumak çok önemli. Yani birinin size anlattığıyla değil de kendiniz okuyarak öğrenmek çok çok daha farklı. Hatta bir kişinin değil size ters de gelse ters gelenin yazdığı kitabı da okuyun. Okumadan insanları anlayamazsınız. Sürekli bunu anlattım ve inanır mısınız? Evet. Çalışırken erkeklerin işte eksik etek dediklerini duydum. E, sen kadınsın ne işin hatta kadın da değil çok affedersiniz çok çok özür diliyorum kaba tabirle söyleyeceğim. Sen karısın ne işin var diyen şeyi bir şekilde söyleyenler de oldu. E, benim duvar ilanlarımın üzerine hazmedemeyip kendi ilanlarını yapıştıranlar oldu, pankartlarımı aldıranlar oldu. Ben şunu söyledim onlara her şeyi alabilirsiniz İlanlarımı da toplayın peşimden atın. Ama benim o insanların elini sıkmamı engelleyemezsiniz. Siz bana ne kadar engel olursanız olsun ben biraz gazla çalışan bir insanım daha çok hırslanıyorum. Ve dedim ki onlara bir kere ben bir insanın elini sıktım gönlüne girdim mi bitti peşimden bu dozerle de girsen bitiremezsin sen onu dedim. Ve şunu da söyledim. Kampanyada karşılıklı temas çok önemli Çok değil mi? önemli. Ellerini tutmak, sarılmak, öpmek, birebir konuşmak. Ee, çok çok var ya ben mesela çok yaşlı amcaların da önünü kestim amca dedim bak işte anlatırım bir de mesela çok muhafazakar kesimler. Biraz dini de bilmek gerekiyor hani emirleri bilmek gerekiyor. Hani bu konuda da çevremde zaten tanırlar hani ağzımın yaptığını söylerler ama mesela çok yaftalandığım olduğu zaman konuştuğumda çok çok yakınırım dahi olsa bana söyledikleri şu hani ben senin bu kadar imanlı olduğunu da bilmiyordum ama bazı şeyler bilinmez. Her zaman bunu söylüyorsunuz. Parayla imanın kimde olduğu bilinmez dersiniz ama herkesi her şeyle suçlarsınız diye bunu da söylüyorum. Şunları söyledim ben kampanya sürecimde. Dedim ki bakın cennet annelerin ayakları altında diyorlar. Erkeklerin ayakları altında diyebilirlerdi ama demediler. Allah en kıymetlisini İsa'yı yaratırken bir kadının bedenini erkeksiz emanet etti. İsteseydi bir kadından dünyaya getirtirip çok zengin bir erkeğe de emanet edildi. Bakın kadınlar siz kendinizi küçümsemeyin. Siz çok güçlüsünüz. Siz Allah tarafından bile özel aslında seçilmiş insanlarsınız. Düşünsenize can taşıyorsunuz, can yaratıyorsunuz o acı. Yaşanılan acıyı hiçbir erkek yaşayamaz. Sizler bu dünyada Allah'ın yaşarken cennetle mükafatlandırıldığı tek insanlarsınız ve söylendiği. O yüzden kendinizi küçümsemeyin. Siz erkekleri seçip oralara oturtuyorsunuz. Sonra da hizmet görmüyoruz. Bize hizmet etmiyorlar diyorsunuz. Yapmayın bunu. Gelin kadın dayanışması yapalım. Kadına oy verin, erkeğe yol verin diye böyle söyledim. Kadına oy verin, erkeğe yol verin. Evet. Peki başarınızda kadınların da rolü oldu mu? Tabii ki oldu. Şöyle söyleyeyim. Ben ee, sokak ilanımı El ilanlarımı dağıtırken bir kapıya koydum hatta dün kendisi aradı mahalle sakini buradan da selam gönderiyorum ona. Bana dedi ki siz beni azarlamıştınız hatırladınız mı dedi nasıl yani dedim. Ben sonradan hatırladım ee, onun kapısının önüne baktım apartmanda kaç zil varsa ona göre daire başı birer tane koyayım herkes alsın okusun benim kim olduğumu ya da ne yapmak istediğimi bilsin istiyorum. Hı -hı. Zillere bastığımız zaman açmadıkları zaman çok bağısarak rahatsız etmek istemiyoruz. Hastası olabilir diyoruz, çocuğu olabilir diyoruz ama evet. bir şekilde de ulaşmak gerekiyor o insanlara. Ben koyduğumda daha oradan ben ayrılmadan bir tanesini değil, hepsini birden kapıdan alıp eliyle bocalayıp yere attığı zaman şunu söyledim. Geri gittim, ben onları yerden aldım. Dedim ki ya dedim şunu bir alıp okusaydınız. Ya bu kadın bunu buraya koymuş bu soğukta. ...kadın başına çıkmış hani hep diyorsunuz ya kadın başına... ...koymuş bunu şuraya koymuş... ...bir okuyalım bakalım kimin nesiymiş... ...neyin nesiymiş ne anlatıyor... ...ama aldınız attınız... ...neden bunu yaptınız... ...ya emeğe de mi saygınız yok hiç sizin dedim... ...sizin anneniz yok mu dedim... ...kız kardeşiniz yok mu dedim... ...ben böyle yapınca o tabii... ...hiç umursamadı ben onları yerden aldım... ...elime aldım tekrardan... ...tekrar kapıya koydum bu sefer alamadı gözümün önünde... ...daha sonra yukarı çıktığında eşini anlatmış böyle böyle kadın beni azarladı diye. Eş diyor ki bana ben diyor size diyor oy vermedim. Ama diyor bu olayı ben eşime anlattığım için eşim size oy vermiş. Ve apartmandaki kadınları da toplantı yapmış. Kadınları da size oy verdirmiş. Evet aslında mağduriyet işe yaramış. <laughs> yani aslında gerçekten dinlemek gerekiyor. Okumak gerekiyor. Hani biz hep diyoruz ya işte karşı taraf bizi dinlemiyor dinlemiyor diye. Önce biz onları dinlersek galiba onlar da bizi dinliyor. Evet en önemlisi o değil mi? Peki seçildikten sonra ne, ne tür tepkiler aldınız? Nasıl yaklaşımlar oldu? E, seçildikten sonra bir aday dışında e, tabii mevcut adaya da bir şey diyemem. Yani, e, muhtar 20 yıl adaylık yapmış soyunuşta işte büyüğümdür. Ben her zaman şunu söyledim. Bizim mahallede kazanan olmadı. Bizim mahallede biz bir aileyiz. Sen ben değil biz olacağız. Hani benim buraya gelmemdeki amaç bir de hani ötekisi, ötekisi olmayan çünkü gerçekten ayrımcılık vardı. Bunu inkar edemez. Bunu hiç kimse o mahallede yaşayan hiç kimse inkar edemez. Herkes ayrıştırılıyordu. Yok sen şundansın, yok sen bunu Ya ben her şeyden önce insanım ve ben bu mahallede yaşıyorum. İster Ardahanlı ol, ister Karslı ol, ister Girasunlu ol, ister Sivaslı ol, ister Rizeli e ol hiç fark etmiyor. Cenazemiz olduğunda birlikteyiz, düğünümüz olduğunda birlikteyiz, birimizin canı yandığında birlikteyiz. Hep beraberiz yani bir mahalle aile gibi düşün. O yüzden dediğim gibi kazananı yok. Aslında mahalle kazandı. Çünkü ben kendimi biliyorum. Bende bir özellik vardır mükemmelliyetçilik gibi bir özelliğim var. İyi midir kötü müdür bilemem. Çünkü uykularımı kaçırır bu bir plan kurduğum zaman. Ama e, kadınların yüzünü güldüreceğim ya. Valla ben de bir kadınım. Ben o kadınların ne kadar zorluklar çektiğini çok çok iyi bilen bir kadınım. Yalnız başına bir çocuk büyütmüş anneyim. Ben onları herkesten çok çok başına, iyi bir bil, Aynen öyle ben onları çok çok iyi anlıyorum. Çok iyi biliyorum. Onlara verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim. Kadınlar beni sevin. Peki ne gibi sözleriniz vardı? Neleri Mesela vaat ben, ettiniz e, ki biz de takipçisi olalım yapıp yapmadığınızı tabii ki, önümüzdeki tabii süreçte ki, bakalım. ki şöyle söyleyeyim. Zaten yapmazsanız 5 sene sonra bir seçim daha tabii. var. Geldikleri gibi, getirdikleri gibi de göndermesini de bilirler. Şöyle söyleyeyim. E, birincisi sohbet tarzı olan kadınlar. Yani sizin istekleriniz ne doğrultuda olursa bana diyeceksiniz ki bunu yapabilirim ben dedim. ya belediye'den Çünkü sonuçta siz bir vergi veriyorsunuz halka dönük hizmet olmalı. Günü birlik geziler. Yani bu isterse çocuklarıyla pikniğe gitmek isteyebilir kadınlar ya da aileler. İsterse işte gezmek istedikleri camiler, türbeler, tarihi eser yerler ne olursa olsun. Bana bildirecekler sokak sokak toplanıp işte 25 kişi 30 kişi toplandık. Şuraya gitmek istiyoruz. Gününü belirleyeceğiz. O şekilde göndereceğiz. Daha sonra benim çocukluğumda yapılan ama hiç yıllardır yapılmayan bir şey var. Biz televizyonlardan siyah beyaz televizyonlardan izlerdik. Kadınlar matinesi. Aa evet. Ben bu kadınlar matinesi için kadınlara söz verdim. Kadınlar matinesi yapacağım. Ben muhtar oldum. 8 Mart'ta kadınlarımız ben 8 Mart'ta kendim adaylık çalışmamı yaparken karanfil dağıttım. Dört Yol denilen bir caddenin üzerinde kadın karanfil aldığı zaman ben dedi bu yaşıma kadar dedi hiç kimseden çiçek almadım dedi. Eşimden bile dedi. Bu benim ilk çiçeğim dedi. Sarıldı, öptü ve ağladı. 8 Mart'ta kadınlarımızı anacağız Yani orada ben o kadınları orada toplayacağım. Hani başka yerlere sokmayabilirler ama biz orada toplanacağız. Hmm, güzel. <laughs> ee, çocuklarla ilgili. biz Mesela bizim mahallemizde park yok. Çocuk parkı yok. Çocuklar e, caddelerde oynuyorlar. Temizlik ana caddeler üzerinde var ama ara sokaklarda yok ki ben bizzat çalışmalarımda gördüm ki çok kötü aralar var. Hani kentsel dönüşüm bölgesi adı altında orası ama kentsel dönüşüm oraya gerçekten şart. Şart. Lakin kentsel dönüşüm şart. Evet. Hani kentsel yani anladınız ne demek istediğimi? Kentsel dönüşüm şart. Çünkü oranın insanları oranın pisliğini çekmiş. Oranın lağmını çekmiş, her türlü sıkıntısını çekmiş. Bu insanlar 60 senedir orada yaşıyor. Bu insanlar oraya 60 senedir topraklarına vergi ödüyorlar. Oranın pisliğini çeken bir insan da tutup da orayı bırakıp da başka yere gitmez. Ya da 110 metrekare dişinden tırnağından artırmış, apartman yapmış, çoluğum çocuğum sokakta kalmasın demiş. Bu insanların yeri elinden alınmaz. Yani 10 metrekaresine dahi dokunduğun zaman hani derler ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın ama öyle değil yani. Can Malcan'ın yoncasıdır. Doğru tabii. Kesinlikle canım canmalığın yongası. Aynen yani. öyle doğru haklısınız. Evet aslında e, sadece kadınlar için değil çocuklar için de ciddi projeleriniz var. Kitap Bu, söyledim pardon lafınızı kestim. Kitap söyledim mesela ben e, çok zeki bir çocuk annesiydim öyle söyleyeyim öncelikle. Ben kitap alırken zorluk çekerdim. Hani kızım kitap alsa kütüphanelerden alırdık saat dersleri de oluyordu araya sıkıştırmak zorunda kalıyorduk. İşte bir an önce okuyup vermesi gerekir derken dersi ya da kitabı vermek zorunda tekrar almak zorluk oluyordu dedim hani mümkün olduğu kadar kitap dağıtacağım. Yeter ki okuyun. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Onu da dün akşam düşündüm. Çocuklara okudukları kitapları ben muhtar ablaları olarak soracağım. İçinde neyi sayfa açacağım. Burada mesela şu vardı. Devamı ne? Okuduysa o çocuğu mükafatlandıracağım. Ben çocukların okumasını hmm. istiyorum. Okumayı da öncelik sağlayabilir bu yani ciddi yani bir. tabii tab ki tabii ki kitap mesela ben muhtarlığıma kurşun kalem ya da kitap hikaye kitapları koyup çocuklar oraya geldikleri zaman birer tane vermek istiyorum. Ve okuyan çocukları o kitaplarını okuduklarından emin olduğum çocukları mükafatlandıracağım. Bu küçük bir top olabilir. yani ne bileyim bu küçük bir istedikleri eskiden şey vardı salıncak salıncaklar vardı böyle çevirirlerdi evet. ellerde yazın gelirdi. Öyle bir şey getiririm mesela hanginiz okudunuz gelin bakalım hadi salıncağa bedava binin. Ki bunlar onlar için çok büyük şeyler. Ben mesela çocuklara şey dedim, sen hiç hayatında okul kapısında çalışma yaparken e, aileler gelmiyordu, büyük çocuklar vardı, onları eline verdim. Bu ne bu ne muhtarım, ben muhtar adayıyım. Ondan sonra bak bunu annene ver götür, eğer ben muhtar olursam, bu belediyenin kampları falan oluyor ya hani iki günde olsa size izciliği öğreteceğim. Bir ormanda ağacı korumayı, o çocuklar ağaç eksin istiyorum. Kendi emeklerini vererek yaptıkları şeye çok daha güzel sahip çıkarlar. Aa, çok güzel projeler. Ee, i̇nşallah umut ediyorum. Gerçekten çok çalışacağınızı da biliyorum kampanyanızdan belli zaten. Ee, i̇nşallah hem çocukların hem de kadınların yüzü biraz daha güler sizin sayenizde. Şöyle söyledim ee, biliyorsunuz ki şu anda e, durumlardan dolayı işyerleri kapanış veremiyor. Çalışan kişiler sigortalı görünüyor ama adam çalışmıyor konfeksiyon işçisi ve evine erzak alamıyor. Beyaz masaya müracaat ettiğinde sigortalı göründüğünde o kişi yardım alamadığı için zor durumda kalıyor. Ben muhtar olduğum zaman dedim bizzat gelip yerinde tespit edeceğim. Hakkının hakkını hakkıya vereceğim. Geçici bir süre ya hastalanmış olabilir çalışamamış olabilir ama ağız yiyor durmuyor yani ihtiyaç çünkü bu. O süreç içerisinde senin ihtiyacını gidereceğim. Yani i̇lla fakir olman gerekmiyor. Evinde olabilir, araban da olabilir ama dediğim gibi ya eşin rahatsızlanmıştır, çalışamamıştır, evine para getirememiştir. Ya işten çıkmıştır ama bir türlü toparlanamıyordur. O geçici süre yani geçici süre yara olan diğerlerinizin yerlerinizin yarasını kapatacağız bir şekilde dedim. Ama benim mahallemde maalesef bu da çok oluyor. Adamın evinde doğalgaz var, kömürü almış, evinin bir tarafına yığmış. Oradan ihtiyaç sahiplerine ucuza satıyor belediyenin hmm. kömürünü üzerinde satılmaz yazdığı halde. Ben böyle haksızlıkların da karşısında duracağım. Çünkü hak hak her şeyden önce hak. Evet. Evet muhtar amca değil muhtarlığı artık herhalde bütün <laughs> e, oradaki herkese sahip çıkacaksınız mahallenizdeki herkese. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şöyle söyleyeyim e, cümlemi bitirmeden önce benim 8 evet. tane ağzam var. Hı, -hı. Sekiz tane azalarımdan Hüseyin abi, Hüseyin Aslan Erzincanlı kendisi sağ olsun ağır abimizdir, büyüğümüzdür. Çok emek sarf etti. E, Hüseyin Karadağ sağ olsun e, muhtarım muhtarım o kadar elit devlet memuru kendisi, devlet memuru emeklisi. Çok çok mükemmel bir insan. Çok emek sarf etti. Kendim gibi e, bir kadın buldum dedim Tülay Ceren. E, yani benim gibi biz ikimiz böyle nasıl diyeyim size... Hani insanın ruh ikizi olur ya böyle ya da hareketlerinde falan. Evet kilomuz var ikimiz de tombuk ikiz ama e, 4-5 katlı apartmanlara inip çıkmak bir günde 40 tane binaya girdik çıktık. Hiç evet. yorulduk dedik ama şey olmadı. Emeği olan herkese teşekkür Aynen. edelim o zaman. Aynen öyle emeklerine çok çok teşekkür ederim. Hepsinin yeri ayrı ayrı bende hepsinin emeği var. Onlar olmasaydı kazanamazdım. Onlarla birlikte kazandık. Aslında bir tane muhtar değil dokuz tane muhtarları var. Çünkü ben sokak komisyonları kuracağım onlarla birlikte. Oo, müthiş. Peki size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür o zaman ediyorum. zaman geldiğiniz için de teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler kadının gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın biz aynı saatte burada olacağız. Siz de gelin olur mu? Görüşmek üzere.